Şuna bak, çoktan sabah olmuş bile. Bugün örümcek adam hakkında daha çok bilgi toplamam gerek. Hadi ihtiyar, ne bekliyorsun? Uyuşuk uyuşuk davranma, kalk şu yataktan artık. Aynen böyle ihtiyar, aferin sana. Acaba örümcek adam şu an ne yapıyor, uyanmış mıdır? Dur bir dakika, en son bana telefon numarasını vermişti. Onu arayıp sorabilirim. Telefonum aşağıdaydı. Neredeydi bu, neredeydi? Tamam buldum, aramalıyım onu. İşte çalıyor. Hadi örümcek adam, yoksa hala uyuyor musun? Aç şu telefonu artık. Daha yapacak çok işimiz var. Heh, kim arıyor beni? Of, her tarafım ağrıyor. Hadi ama lütfen sus artık, uyumak istiyorum. Of, ben niye yatağımda uyumamışım ki? Hadi ama sanırım susmayacak. En iyisi açayım. Efendim, siz kimsiniz? Neden beni bu saatte arıyorsunuz? Sabahın köründeyiz, farkında mısınız? Sakin ol örümcek adam, benim. Yaşlı bey amca siz misiniz? Evet evet benim. Aa, peki tamam da sabahın bu saatinde niye arıyorsunuz beni? Ne demek sabahın bu saatinde? Gün bitti gün. Hadi kalk hemen, benim eve gel, yapacak çok işimiz var. Cidden mi, bu saatte mi? Birazcık daha bekleyin, sonra gelirim. Dinlenmem lazım. Hayır örümcek adam, hemen gelmelisin. Ama dün geceden beri ağlarım üzerinde çalıştım. Onları kullanmayı öğrendim sonunda. Şu anlık sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Örümcek adam, bu ciddi mi? Gel diyorsam gel. Ha, peki tamam. Ha dostum, bu yaşlı adam gerçekten bazen çok sinir bozucu olabiliyor. Mavi, tamam, kendine gel, sakin ol. Sadece tersinden uyandın. Sen örümcek adamsın, bunu unutma. Ve örümcek adamların her zaman yapacak şey olur değil mi? Aynen öyle. O yüzden bir an önce kendime gelip yaşlı adamın evine gitsem iyi olacak. Bekle beni yaşlı adam, ben geliyorum. Paraya ihtiyacım var ve sanırım bu parayı nasıl bulacağımı iyi biliyorum. Şu adama bak, yazık. Birazdan olacaklardan haberi yok. Mutlu mutlu çalışıyor. Ama ben yanında sürprizimi de getirdim. Şimdi harekete geçme zamanı. Hey sen, buraya bak. Olamaz, sen de kimsin böyle? Ne istiyorsun benden? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ne isteyebilirim? Tabii ki paraları istiyorum. Sökül paraları, hepsini. Hayır, bunu yapamam. Bunu yaparsam geleceğim biter. Benim her şeyim bu dükkana bağlı. Paraları sökülmez, sen de geleceğin bitecek. Merak etme, yaşayacak bir geleceğim bile kalmayacak. Hadi çabuk ol. Lütfen bağışlayın beni, lütfen. Bunu yapamam. Paraları vermek için 10 saniyem var. Yoksa kafanı havaya uçuracağım, hadi. İmdat, yardım edin. Kimse yok mu? Hırsız var, imdat. Bugün imdat, harika bir gün. Çünkü hala yaşıyorum. Bir dakika, o da ne öyle? O ses nereden geliyor? İmdat, bu Ahmet abinin sesi. Başı belada olmalı. Geliyorum imdat. Ahmet abi, dayan. Olamaz, içeride silahlı bir adam var. İmdat, yardım edin, yardım edin. Bu adam beni öldürecek. Bağırma diyorum, bağırma, öldüreceğim seni. Veremem paraları. Yetiştim Ahmet abi, dayan. Al sana. Bu da ne böyle? Silahım nereye gitti? Bunu mu arıyorsun? Sen de kimsin? Kim konuşuyor? He? Bu olamaz. Bal gibi de olur. Hatta oldu bile. Senin gibi pis hırsız, ne istiyorsun Ahmet abiden? Ben hiçbir şey istemiyorum. Bırakın beni gideyim lütfen. Çok pişmanım. Affedin beni. Gözlerime inanamıyorum. Mavi, sen örümcek adam mısın? Ben de dün o kostümü niye giydiğini sormuştum. Demek bu yüzdenmiş. Boş ver Ahmet abi, orası uzun hikaye. Lütfen lütfen bağışlayın benim canımı. Öldürmeyin beni lütfen. Çok pişmanım. Wow wow wow. Bu silahtan mı korkuyorsun genç adam? Merak etme, ben onu kullanmam. Ama bunu kullanırım. Al sana. Bu da ne böyle? Hareket edemiyorum. Allah Allah. Neden hareket edemiyorsun acaba? Ahmet abi, sen iyi misin? Mavi, yani şu an ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayretler içerisindeyim. Sen gerçekten Spider-Man misin? Ve beni kurtardın mı? Evet Ahmet abi, aynen öyle. Ha, Ahmet abi, gerçekten çok özür dilerim. İsteyerek yapmadım. Hala bu elimdeki gücü tam olarak kullanmayı öğrenemedim. Pardon. Önemli değil, olur böyle şeyler. Olur değil mi canım? Sonuçta biz de insanız yani. İşte sayın seyirciler, görüyorsunuz. Örümcek adam gerçekmiş. Ha, bu da kim böyle? İşte örümcek adam efsanesinin gerçek olduğunun kanıdı. Şu anda kanlı canlı karşımızda bulunuyor sayın seyirciler. Hadi gelin onu daha yakından tanıyalım. Merhaba örümcek adam. Herkese selam, ben örümcek adam, evet. Öncelikle şehrimizi böyle kötülüklerden koruduğunuz için herkes size minnettar. Bunun için çok teşekkür ederiz. Lafım olur canım, kim olsa aynısını yapardı. Beyefendi, ne olduğunu bize anlatır mısınız? Dükkanımız mı soyuluyordu? Her şeyi öğrenmek istiyoruz. Herkes çok merak içinde. Evet, bu hırsız benim dükkanımı soyuyordu. Son anda örümcek adam yetişti. Eğer örümcek adam birazcık daha geç kalsaydı beni öldürecekti. Vay canına, bu gerçekten inanılmaz. Peki siz beyefendi, niye böyle bir şey yaptınız? Çekmeyin, lütfen beni çekmeyin. Değiştirin. Yok ya, oldu. Çek kameraman, çek. Tam yüzünün ortasını çek. Herkes görsün bu hırsızı. Çekmeyin kardeşim, çekmeyin diyorum. Evet örümcek adam, tekrardan size dönelim. Size birkaç kişisel soru sormak istiyorum. Tabi. Sevgiliniz var mı? Hadi ama, örümcek adamlık hakkında soru soracaksınız sanıyordum. Sanırım bu yok demek. Evet. Peki örümcek adam olmak zor mu? Aslına bakacak olursanız her iş gibi bu işin de zor tarafları var yani. O zaman hazırsanız herkesin merak ettiği o soruyu sormak üzereyim. Sorun gelsin. Messi mi, Ronaldo mu? Evet örümcek adam, cevabınız nedir? Sanırım bu yeterince açıklayıcı olmuştur. Ne dersin? Hadi örümcek.
Örümcek adam nerede kaldın? 2 saattir seni bekliyorum. Tekrardan uyudu mu acaba? En iyisi bir daha arayayım onu. İşte çalıyor. Pardon, telefonum çalıyor. Bakmam gerek, müsaadenizle. Efendim, ne oldu? Nerede kaldın? 2 saattir seni bekliyorum. Tekrardan uyudun sandım. Hayır, uyumadım. Ufak bir işim çıktı. Ne işinden bahsediyorsun? Şu an bundan daha önemli bir işimiz yok. Çoktan burada olmalıydın. Hey ihtiyar, bak şu anda canlı yayındayım. Ne canlı yayını ya? Ne diyorsun? Televizyona baksan iyi olacak. Tamam, bakıyorum. Oyalanma, hadi çabuk gel. Tamam. Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Bugünlük bu kadar yeter Örümcek Adam. Belli ki senin de işlerin var. Seni daha fazla meşgul etmeyelim. Evet, yani bir Örümcek Adam'ın her zaman yapacak bir şey olur değil mi? O yüzden gitsem iyi olacak. Bu arada Ahmet abi, bu hıyarı polise teslim etmeyi unutmayın. Gelip alsınlar bunu buradan. Hareket edemez zaten. Tamam Örümcek Adam, orası bende. Sen git. Örümcek Adam kaçar. Gidip televizyonu açmamı söyledi. Televizyondaymış, Allah Allah. Neyse ki o kırdıktan sonra televizyonun camını değiştirdim. Vay canına, bu da ne böyle? Gerçekten televizyona çıkmış. Yürü be Örümcek Adam, soyguncuyu durdurmuş. Aslansın. Bu çocuk gerçekten bu şehrin kurtuluşu olacak. Kaderimiz ona bağlı. Neden geç kaldığını şimdi anladım. Haklıymış. Birazdan burada olur. İşte yaşlı adamın evi burada. Geldim ihtiyar. Biri dünyanın en iyi süper kahramanını mı çağırdı? İşte buradayım. Hoş geldin Örümcek Adam. Seni gördüğüme sevindim. Ha dostum, bir de beni o adamı yakalarken görecektin. Çok havalıydım gerçekten. Biliyorum. Televizyondan izledim. Nasıl ama, çok havalıydı değil mi? Önce ağımı attım, elimdeki silahı aldım. Sonra olayın ne olduğunu bile kavrayamadan ağımı fırlattım ve bam, onu yere sabitledim. Görünen o ki ağların nasıl kullanacağını öğrenmişsin biraz. Evet ihtiyar, söyledim ya sana. Geceden beri antrenman yaptım, o yüzden uykusuzum. Ama şu an tüm enerjim yerinde. Peki beni sabahın köründe buraya niye çağırdın, onu öğrenebilir miyim? Seni daha çok nasıl geliştirebileceğimiz hakkında konuşmamız gerek. Hadi ama ben yeterince gelişmişim, şunu görmüyor musun? Hayır Örümcek Adam, şakanın sırası değil. Bundan bahsetmiyorum. Anladım, sen bundan bahsediyorsun. Kes şunu yapmayı evlat. İşin ciddiyetinin farkına var. Sen artık bir süper kahramansın. Şehrin geleceği senin ellerinde. Hadi ama dostum, sadece birazcık ortamı rahatlatmaya çalışıyordum. Ne bu şiddet, bu celal? Hadi arkamdan gel. Sana göstermek istediğim birkaç şey var. Aman be ihtiyar, bir günde bana gösterecek bir şeyin olmasın. Geldim, ne oldu söyle. Ne göstereceğim bana? Bak işte burada. Örümcek adamın var olduğu ile ilgili çalışma yapan bir insanla daha görüştüm. Yani bu ne demek oluyor? Bana Venom diye bir şeyin varlığından bahsetti evlat. Gerçekten o da en az senin kadar güçlü ve tehlikeliymiş. Gelsin vurayım kafasına. En güçlü süper kahraman benim. Söylediklerime kulak ver evlat. Bu adam da gerçekten benim kadar bilgili birine benziyor. Ve Venom'un gerçekten çok güçlü olduğunu iddia ediyor. Seni bu konuda uyarmamı rica etti. Sen de ona çok teşekkür ettiğimi ama buna ihtiyacım olmadığını söyle. Hadi ama ihtiyar, gerçekten beni bunun için mi çağırdın? Sana ciddi olman gerektiğini söylemedim mi Örümcek Adam? Ne bu lakaytlık? Ben burada sana ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyorum. Senin yaptığın hareketlere bak. İhtiyar bak, tamam seni anlıyorum. Beni düşünüyorsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bana üstünde bu kıyafetler varken kimse sana zarar veremez diyen sen değil miydin zaten? Niye korkayım ki? Tamam öyle söyledim ama zarar veremez derken benim gibi normal insanlar zarar veremez. Senin gibi üstün yeteneklere sahip insanlar varken o kıyafet bile seni koruyamaz. Demek öyle. Şimdi anladım. Bu arada artık sana daha fazla ihtiyar demek istemiyorum. Dedeciğim, senin adın ne? Benim adım Hasan. İşte şimdi oldu Hasan dede. Hadi işimizin başına dönelim. İşte bu mavi. Aferin sana. Senden beklediğim ciddiyet bu. Peki ya bu Venom tam olarak neye benziyor? Onu gördüğümde nereden anlayacağım? Ben de şimdi onu sordum. Gereken bilgileri toplayınca bana bir şeyler gösterecekmiş. Çabuk olsa iyi olur. Araştırdığı kaynaklarda Venom'un tıpkı Örümcek Adam'a benzediğini söylüyor. Nasıl yani? Hadi ama, hani benden bir tane vardı? Sana her ne kadar benzese de senin birebir aynın değilmiş. O siyah renkliymiş. Siyah mı dedin? Bunu hiç sevmedim adamım. O gerçekten çok acımasızmış. Eline düşen kimseyi affetmezmiş. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalıymışsın. Anlıyorum. Kankine söyle. Eline başka bilgi geçerse vakit kaybetmeden bize yazsın. Tamamdır Örümcek Adam. Demek sonunda ortaya çıkabildin ha Örümcek Adam. Halkın yeni kahramanıymış. Şuna bak. Üstelik Ronaldo'cu. Kusura bakma çocuk. Ben Messi'ciyim ve Ronaldo'cuları hiç sevmem. Şuna bak bir de. Şehirdeki tüm kötülükleri bitirebileceğini sanıyor. Bu gerçekten komikti. Çünkü kimse Venom'dan daha güçlü değildir. En kısa sürede seninle karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Sana dersini vereceğim. Ve bu dersin hesabını bedeninle ödeyeceksin Örümcek Adam. Örümcek Adam beni bulmadan benim onu bulmam lazım. Böylelikle ilk saldırıyı ben yapabilirim. Evet doğru düşünüyorum. Öyleyse gidip onun hakkında birazcık bilgi toplamam lazım. Bakalım kimmişsin, neyin nesiymişsin Örümcek Adam? Seni bulacağım Örümcek Adam ve benden sana merhamet etmemi dileyeceksin. Selam arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra videonun sorusunda. Bugünün sorusu şu.
Sizce Spider-Man mi daha güçlü yoksa Venom mu? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.